Ben biraz zaman öldürme mantığının üzerinde durmak istiyorum. Bu genel olarak çok tanıdık bir mantık. Çevremizden, etrafımızdan çok duyduğumuz bir mantık. Hadi biraz zamanı öldürelim, hadi biraz vakti geçirelim gibi. İşte ne yapıyorsun? Zaman öldürüyorum. Bu aslında o kadar tehlikeli bir şey ki insanların o kadar farkına varmadığı, belki de biraz alışkanlık olarak, biraz etraftan gördükleri bir şey olarak söyledikleri, belki de kabul ettikleri bir şey ama tehlikeli bir şey. Şimdi insanın dün şundan bahsetmiştik. Şeytan nasıl yollarla insanı düşünmekten alıkoyar? Kuruntulardan bahsetmiştik, öfkeden bahsetmiştik ve insanın ileriye yönelik endişelerinden bahsetmiştik. Bütün bunlar insanları genel olarak Allah'ı düşünmekten, neden yaratıldığını düşünmekten, ölümü düşünmekten alıkoyan şeyler. Asıl düşünmesi gereken şeyler bunlarken insanın, şeytan hep bu kuruntularla, öfkeyle ve kinle yaklaşarak insanları bir yerde sıkıştırır ve sadece o dünyanın içinde yaşatır. Daha büyük bir dünyaya geçemez insan. Mesela neyin neden yaratıldığını düşünecek hali kalmaz artık bunları düşünmekten. Neden var olduğunu düşünecek hali kalmaz. Ahirete gidecek mi? Ölüm yakın mı? Bunları düşünmek için bir vakti kalmaz. Çünkü kafası o kadar doludur ki, o kadar küçülmüştür ki Evet, dünyası. gerçekten. Gerçekten öyle. Sadece küçücük bir şeye odaklanır ve sadece o küçücük şeye, öfkelendiği şeye veya işte odaklandığı şeye kafasını verir ve asla düşünecek bir durumu kalmaz. İşte bu yöntemlerden bir tanesi de şeytanın insanları boş şeylerle oyalaması ve insanlara zaman öldürtmesi. Bu genel olarak bildiğimiz bir şey aslında. Boş şeyleri insanlar hep bir vakti değerlendirmek için kullanırlar. Şu kadar vaktim var, ha, o zaman şu kişinin dedikodusunu yapayım, şununla vakit geçireyim. Yani şunu söylemek istiyorum, eğer nimetse yapılan şey zaten güzeldir. Ama eğer insanın kafasını o küçücük dünyada daraltacak bir şeyse ve onu düşünmekten alıkoyacak, Allah'ı anlamaktan alıkoyacak bir şeyse, işte o küçücük dünyada sıkışır kalır insan ve şeytan dediğini yaptırmış olur. Şimdi bakın, bütün dünyada genel bir tehlike var. Allah çoğunluğun yıpratıcı etkisinden bahsediyor Kur'an'da. Demek ki çoğunluğun telkini, bizim bazen kimi zaman aldığımız telkin, çoğunluktan aldığımız telkin aleyhimizde olabiliyor. Veya çocukluktan edindiğimiz şeyler, kötü alışkanlıklar. Mesela küçüklükte normalde insan kin nefret bilmez. Fakat gitgide gelişirken işte okul çağlarında veya başka yerlerde hep böyle bir çıkarcılık, bir menfaatçilik, onları öğrenmeye başlar. Bunlar mesela insanın zor öğrendiği kötü şeylerdir. Bunların üstüne gitmesi gerekiyor insan hayatı boyunca. Çünkü bu Kur'an ahlakına aykırı bir şey. Bu tip kötü özelliklerden uzaklaşabilmek için insanın her an Allah'a dikkatini verebilen bir varlık olması gerekiyor. Kendisinin aldığı kötü telkinleri giderebilecek, bertaraf edecek bir akıl seviyesinde olması gerekiyor. Dikkatinin sürekli açık olabilmesi gerekiyor. İnsanın dikkatinin sürekli açık olması zaten zor bir şeydir. İnsanı çok oyalayacak çok fazla detay vardır etrafında. Küçük şeylere daldıracak çok fazla detay vardır. Fakat bunlardan kopup da yalnızca Allah'ın varlığını düşünmesi, her şeyin hayırla yaratıldığını düşünmesi ve her şartta ne olursa olsun haksızlığa uğrasa bile iyi bir insan olması gerektiğini düşünmesi için kafasını teksif edebilmesi gerekir Allah'a. İşte o yüzden şeytanın oyalayıcı yöntemlerinden uzaklaşması gerekiyor. Allah boş şeylerden yüz çevirirler diyor ayetinde. Kovulmuş şeytandan Allah'a sanırım. Boş şeyle kafamızı küçültmek değil, açıp geniş, böyle ufkumuzu çok genişleterek Allah'ın yarattığı bütün detaylara dikkat verebilecek şekilde olmamız gerekiyor. Şeytan her zaman insanı o küçük dünyasına çekmeye çalışır, Allah'ı düşünmekten uzaklaştırmaya çalışır. Biz Allah'ın izniyle bununla sürekli mücadele eden olacağız. Çünkü Allah dikkatli olun diyor, yerin göğün yaratılışı üzerinde düşünmezler mi diyor. Eğer düşünmemiz gerekiyorsa Allah'ın ayetine göre, o düşünecek vakti ayırmamız, mutlaka gün içinde sürekli ona ayırmamız, o zaman da imanımızın artması için çok çabalamamız gerekiyor inşallah. İnşallah.